Evvela biz Kur'an-ı Kerim'den başlayacağız. Neden? Çünkü bu direkt kelamullah'tır. Evet. Hani Yüce Allah diyor ya, inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lhafiz. Bu Allah'ın kelamidir. Sonra hadise geçeceğiz. Ve böylece sonra ulemanın sözlerine geçeceğiz. Böyle sırayla. Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinde Yüce Allah diyor, fakat labistu fikum umuran min kablihi afala taqilu. Ey peygamberim, Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanlara söyle, yıllarca ben aranızda kaldım. Yani siz hiç akletmiyor musunuz? Bir insan 40 seneden beri içinizde. Misal. Hiç yalan söyledi mi? Yok. Hatta diyorlar, bu hadis kitaplarında geçiyor. Ma cerrabna aleyke illa sıdka. Bukhari'de de var bu. Biz senden sıdk, yani doğruluk bulduk hep. Ve sadık ve emin olarak meşhur idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Efendim? Bütün millet de şahitti buna. Tabii. Kendi kankası. Onun için yani bu hadis şeyde geçiyor. Ma cerrabna aleyke illa sıdka. Abu Leyb olsun, öteki şeyler olsun. Diyorlar ki ondan bize kelam yok. Ama bu, sen diyorsun ki Allah benimle konuşuyor. Allah'a söyledi bunu. Buradan bizim şeyimiz var. Seninle şey değil. Hazreti Mirza Gulam Ahmed Kadiyani Mesih-i Mevud ve Mehdi-i Mevud olarak iddia ettiği zaman ters şey oldu. Dostlar bile düşman oldu. Halbuki daha önce en büyük düşmanların şeyden olan Muhammed Hüseyin Bedalvi kendi gazetesinde İşaat-ı Sunna, biliyorsunuz onun gazetesi vardı. Bu Brahiniye ilk yazdığı eser, Brahiniye Ahmadiye yazıldığı zaman, yani Mirza Gulam Ahmed Kadiyani Hazretleri kaleme aldı bunu. Basıldığı zaman muazzam bir şeyler yazdı bu adam. Ki böyle övgüler efendim, övgüler. Bu gazetede yayınlandı. Bende hepsi referans vardır. Ve onunla başka nice kimseler, mesela Zemidar gazetesi vardır, bilmem ne, bilmem ne. Ulema. Hepsini burada anlatamam. Demek istiyorum, hepsi dediler ki evet. Hatta Siyahkurt'ta kaldığı zaman sürece arkadaşları var. Dediler ki bu genç 25, 23, 24 yaşlarında buradaydı. Ama takva sahibi bir kimseydi. Hep Kur'an okurdu. Vesaire vesaire. Ama ne var ki şimdi de Mesih-i Mevud olduğunu iddia ediyor. Kur'an-ı Kerim işte dikkatimizi çekiyor. Söylüyor ki fakat labistum fikum umara. Yıllarca ben aranızda kaldım. Hiç düşünmüyor musunuz? Ki bu adam 40 seneden beri bir tek yalan bile söylemedi. Şimdi kalkıp da Allah'a karşı yalan söyledi. Bu nasıl oluyor? Yani onun için Yüce Allah bakın afele takilun diyor. Hiç akıl yok mu sizde ya? Bunu bile düşünün. Mirza Gulahmet Kadiyani Hazretleri. Aynı şey biz de soruyoruz şimdi. Mirza Gulahmet Kadiyani Hazretleri yıllarca kaldı Kadiyan'da. Hatta kendisi Tazkatu Şehadeten diye bir eseri var. Yazdı sonra. Diyor ki içinizden Hudri Meydan yani dedi. Hiçbiri kalkıp da bir fenalık bana mal edemez. Mirza Gulahmet Kadiyani efendim aramızdayken şöyle yapmış, böyle yapmış, böyle. Hayır, öyle diyor. Herkes diyor ki bu takva sahibi insan idi. Hele hele bu Brahiniye Hamdiye yazdığı zaman övgüler yağdırdılar. Gazetede, dost olsun, şeyler olsun, komşu olsun, arkadaşlar olsun, hepsi öyle. Ve Kur'an-ı Kerim, onun için bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti hakikaten yani bir şeydir ki bir insan içinde yıllarca kaldı, bir yalan söylemedi. Allah'a karşı 40 seneden sonra hiç yalan 40 sene esnasında söylemeyen Allah'a karşı nasıl acaba yalan söyleyebiliyor? Evet. Düşünebiliyor musunuz? Demek istiyor. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in sunduğu bu delil insan psikolojisiyle ilgili çok kuvvetli bir delil aslında. Çünkü insan ve toplum da ona şahitlik ediyor. 40 sene yani olgun yaşına kadar eğer hiç yalan söylemediği toplum tarafından biliniyorsa, şahitlik ediliyorsa. Hiçbir fenalık diyor ben çubedilemez diyor. Mal edilmez. Evet.
Evet. Ondan sonra da kalkıp da en büyük fenalığı yapması evet. mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bu delil sunuyor. Evet. Aynı delil ile biz Hazreti Mirza Gülham Ahmet'in de doğruluğunun, evet. yani iddiasının doğruluğunu anlayabiliriz. Nasıl bunu bunca sene geçmiş bir yalan söylemedi, kötülük yapmadı. Kalkıp da Allah'a karşı bana evet. vahiy geliyor diye. Yüce Allah bana emir verdi ki sen artık kendisi ne güzel söylüyor diyor. Ya yuhannas inni anel mesihul mahdi ve ahmedul mahdi kutba ilahiyye. Evet. Ey insanlar. Ya yuhann inni anel mesihul muhammedi ve ahmedul mahdi. Ben Mesih-i Mevud ve Mehdi-i Mevud benim diyor. Ve kedi eserlerinde bu mevcuttur. Onun için ben bunu ilk olarak yani seçtim. Bu Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerimeyi. Hani hakikaten büyük bir ölçüdür yani bu hususta. Teşekkür ediyorum hocam. Evet.